Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 7-13 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, evet Güneş Başak burcunda ilerlemesini sürdürüyor. İlişki evinizi aydınlatıyor. Şu aralar geçtiğimiz hafta meydana gelen balık dolunayı da hayatınızda önemli gündemler yaratmış olabilir. Güçlü farkındalıklar altındasınız. Bir yandan da idealleriniz var, hayalleriniz var. Çünkü bu hafta Güneş Neptün karşıtlığı da etkinleşecek hafta ortasından itibaren. Ee, uzun vadeli hedefleriniz var. Hayattan beklentileriniz var. Çok idealistsiniz. Bazen çok hayalperestsiniz. Biraz belki daha sağlamcı olmanız, daha hani somut konularla ilgilenmeniz, daha gerçekçi temalara yoğunlaşmanız gerekiyor. Bu hafta e, Güneş'in Başak burcundaki Güneşi Oğlak burcundaki Jüpiter'le güzel bir açısı var. Size de destek olacak. Burcunuzdaki Neptünle de güzel bir etkileşim var. Bu şu demek aslında bazı hayallerimizle belki kavuşabiliyoruz. Bazı ideallerimiz gerçek oluyor. Özellikle ilişki dinamiklerimizle de ilgili olabilir bunlar. 11. evinizdeki bir Jüpiter, umutlar demek, gelecekle ilgili projeler demek, dilekler demek. Şimdi aslında bu hedeflerin hayata geçebilmesi için, bu hayallerinizin gerçekleşebilmesi için olasılıklar da gündemde ve belki sizin yapacağınız seçimler, vereceğiniz kararlar bu hayallerinizin gerçekleşmesi için de çok yapıcı olacak. Özellikle hafta başı pazartesi ve salı ay boğa burcunda çok güzel ve sizi destekleyen bir pozisyonda pazartesi ve salı işte bu hayalleriniz, dilekleriniz her neyse iş olabilir, özel hayatınızla ilgili olabilir. Bunlar için adım atabilirsiniz, harekete geçebilirsiniz sevgili balıklar. Bu hafta başından itibaren Venüs Aslan Burcu'nda ilerliyor 2 Ekim'e kadar. Venüs Aslan Burcu'nda günlük hayatınız, iş hayatınız, iş ilişkilerinizde de size güzel tesirler vermeye başlayacak. İş arıyorsunuz belki. Evet, Venüs belki burada. Evet, size 2 Ekim'e kadar bir iş fırsatı da getirebilir sevgili balıklar. Ve bu hafta yine 2020'nin en önemli gezegen hareketlerinden birisi başlayacak. 10 Eylül'de Mars Koç burcunda geri harekete başlıyor. Sadece bu haftayla sınırlı değil. 14 Kasım'a kadar bir sürecek yaklaşık 2 aylık bir hareket bu. Kişisel olduğu kadar tabii ki toplumsal alanlarda da önemli tesirleri olacak. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağatıcı YouTube kanalımdaki Mars 2020 retro videomuzu lütfen izleyiniz. İkinci evinizde bir retro olacak. Özellikle yükselen balıklar için. İkinci ev konuları daha çok hani finans konuları, para konuları demek. Mars'ta hareket demek, eylem demek, motivasyon demek. E bu dönemde bütçenizi şöyle bir daha dikkatli ele almanız gerekiyor. Kazana kazançlarınız olabilir. Geçmişten gelen beklediğiniz paralar bu dönemde gelebilir. Bunları değerlendirirken harcar, harcarken biraz yavaşlayın. E bir yatırım yapmak istiyorsunuz örneğin, hızlı hareket etmeyin. Gözden geçirin. Bazı e, masraflarınızı, belki genel bütçenizle ilgili günlük harcama planlarınızı da şöyle bir e, değerlendirmeniz, muhasebe yapmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Çünkü retro demek yavaşlamak, duraklamak anlamına gelir. içselleştirmek anlamına gelir ve geçmişten gelen konuları şöyle bir değerlendirip gözden geçirmek anlamına gelir. Bu tabii ki belki para durumunuzu daha da iyileştirmek adına kazançlarınızı daha iyi değerlendirmek adına ya da daha iyi kazanabilmek adına yapmanız gereken gözden kaçırdığınız bazı detayları da size gösterecek bu dönemde bu iki aylık dönemde bu iyileştirmeleri Aslında bu düzenlemeleri Mars retrosu ile beraber yapabilirsiniz ha bekledi bazen parasal konularda gecikmeler olabilir biraz röterler olabilir daha az kazanabilirsiniz Örneğin özellikle beklentileriniz şu dönemde biraz belki küçülmesi lazım. Özellikle parayla ilgili konularda daha dengeli davranırsanız bu dönemi olumlu bir şekilde kendi lehinize de çevirebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.